De sabit tutma yönünde kullandı kararını az sonra şimdi açıklamanın detayları gelecek. Biz her merkez bankası kararında olduğu gibi bunda da karar kadar bundan sonraki sürece dair verdiği mesajlara bakacağız. E, sabit tutma izleme politikası devam edecek mi diyeceğiz. E, ben değerlendirmenizi alayım orada yavaş yavaş açıklamalara bakalım. Şimdi şöyle bu COVID döneminden bu yana bu konuda zaten hep adımlar oldu. Özellikle ticari kredilerde girişimcilere yönelik kredilerde her zaman bir kolaylaştırma oldu. Daha ucuz kredi politikası izlendi. Bunun tabii ki üretim ve istihdama katkısı oldu. ihracata katkısı oldu. Fakat son dönemde gördüğümüz kadarıyla tüketici kredilerinde ciddi artış oldu. Hatta ticari krediler tüketici kredilerin altında kaldı. Bunun ne anlamı var diyeceksiniz. Şöyle şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde hedeflerimiz açısından baktığımız zaman biz büyümeyi sürdürelim, istihdamı sürdürelim ve ihracatı arttıralım. İhracatın tabii hem ekonomik büyüme anlamında katkısı var hem de döviz geliri açısından katkısı var.